Gençler arkadaşlar, matematik dersimizde çember ve daire konumuzda 8. videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde de dairede alan konusunda bağıntıları öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi dairede alan konusunda bazı bağıntılarımız var. Onları bilmemiz lazım arkadaşlar. Mesela bir daire halkasında alan, taralı alanı nasıl buluruz şeklindeki yorumumuz olacak. Buradaki çözümümüz şöyle başlar arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz taralı alanı bile diye biraz düşünmek lazım. O da kolay bir şey. O da şu arkadaşlar. Büyük daireyi alan olarak hesaplarız ki biliyorsunuz pi r karedir. Eksi küçük daireyi, içindeki küçük daireyi boş dairenin alanını çıkartırız. O da pi r karedir ama küçük r yarıçap. Bunları da pi parantezine alınca görüyorsunuz ki pi parantezinde r kare eksi r kare şeklinde uygulayabiliyoruz. Demek ki daire halkasının alanını bu şekilde bulabileceğiz arkadaşlar. İkinci olarak bir daire diliminin alanının formülünü bulmaya çalışacağız. Ama arkadaşlar hatırlar iseniz bu daire diliminin alanı pi r kare alfa bölü 360 ile ifade edilmişti daha önce değil mi? Evet. Burada ne olay? Burada yarı çapın ve açının biliniyor olması önemli bir durumdu. Fakat şu anda eğer bize arkadaşlar AB yayının uzunluğu verilmişse soruda farklı bir bakış açısı getireceğiz. Pratik olarak kafamızda kalması açısından bunu bir üçgene benzetelim arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2'de bulur muyduk alanı? Bulurduk üçgende. O zaman bunu da öyle düşünebilirsiniz. Eğer AB yayının uzunluğu verilmişse alan AB çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi AB çarpı R bölü 2 bağıntısıyla elde edilebiliyor arkadaşlar. Ve bir de bir çemberde taralı bir bölge yani biraz dışarıda kalan bir taralı bölgenin alanını nasıl bulacağımıza dair yorum yapacağız arkadaşlar. Burada durum şu. Şimdi biz bu taralı alanı, bu mavi bölgeyi nasıl buluruz? Asıl meselemiz orası. Nasıl buluruz? Aslında çok basit. İlkinde de yapmıştık. Bizim elimizde bir daire dilimi var arkadaşlar. Daire diliminin alanından eğer bu üçgenin alanını çıkartırsam bu taralı alanı bulmuş olacağım değil mi? Evet. Peki nasıl bulacağız bu taralı alanı? Taralı alanı arkadaşlar pi r kare alfa bölü 360 ile bulabiliyor muyduk? Az önce de söylemiştik. Bununla taralı alanı değil daire dilimini bulmuş oluyoruz. Onun içinden üçgenin alanını çıkaracağım. Peki üçgenin alanını nasıl buluruz öğretmenim? Şöyle buluruz. Arkadaşlar trigonometriden hatırlarsanız sinüs ile alan formülüyle bulabiliriz. O da neydi? 1 bölü 2 çarpı r çarpı r çarpı sinüs alfa şeklinde kullanılırsa bulabileceğiz. Bu daire dilimini bulup üçgenin alanını çıkarınca taralı alanı bulmuş olacağız. Bu şekilde bağıntılarımız var. Bunlarla ilgili örneklerimizi görelim. İlk örneğimiz O ve A merkezli dairenin çevrelerinin toplamı 24 pi olarak verilmiş. Şimdi büyük dairenin yarı çapını büyük R, küçük dairenin yarı çapını da küçük R ile gösterirsem birinin çevresi 2 pi R, diğerinin çevresi de 2 pi R ama R'ler farklı görüyorsunuz. Bunun 24 pi olduğunu söylemiş. 2 pi'lerle sadeleştirirsek arkadaşlar büyük R artı küçük R'yi 12 bulmam mümkün. Böyle bir bağıntı elde ettim. Peki başka ne var? Taralı alanın 48 pi olduğu söylenmiş. Ne demiştik az önce taralı alan için? Halkanın aynı olması gerekmiyor farkındaysanız. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkardığım zaman onun ben taralı alan olarak 48 pi'yi vereceğini gördüm. Pi'ler sadeleşti. R kare eksi R kare arkadaşlar 48 çıktı. Şimdi buradan nasıl bir bağıntı yakalayabiliriz? Hatırlarsanız bu 2 kare farkı zaten yukarıda bir bağıntısını elde etmişiz. Biz bunu R artı R çarpı R eksi R şeklinde yazabiliyor muyduk? Evet. R artı R 12 ise 12 ile neyi çarparsam 48 eder diyerek 4'ü buluyorum. Büyük R artı R'yi 12 buldum. Büyük R eksi küçük R'yi de 4 buldum. Alt alta yok etme metotlarıyla halledersek 2R 16'dan arkadaşlar R'yi 8 buluyoruz. Küçük R'yi de 4 bulmuş oluyoruz. Peki O merkezi dairenin yarıçapı. O merkezi dairenin yarıçapı kimdir? R'dir. Büyük R'yi sormuş. Biz de onu zaten 8 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakacak olursak. Bir tane O merkezi bir dairede AO yani yarı çapın 9 olduğu verilmiş. AB yay uzunluğunun dikkat edin de az önce uyardım sizi. AB yay uzunluğunda 6 pi olduğu verilmiş. Ne demiştik böyle bir alanın nasıl hesaplanacağını?
üçgen gibi düşünelim arkadaşlar. Alan şu anda burada taban çarpı yüksekliği de yarıçap olarak alın bölü 2. Bu şekilde hemen cevaba ulaşırsınız. 9 kere 3'ten 27 pi bu bölgenin alanı oldu arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakacak olursak. Şimdi arkadaşlar bu örnekte şuradaki taralı alanı istiyor. Nasıl ifade etmiştik bunu onu da düşünelim. Dedik ki burada biz bir daire dilimi görüyoruz. Onun alanını hesaplarız. İçindeki üçgenin alanını çıkartırız. Yani daire diliminin alanını bul. Ondan üçgen alanını çıkar diyebiliriz. Peki daire diliminin alanı neydi? İsterseniz formülleri de hatırlatalım. Pi re kare alfa bölü 360 idi. Üçgenin alanı neydi? 1 bölü 2 çarpı r çarpı r çarpı sinüs alfa şeklinde uygulayabilirdik. Peki gelelim sonuca. Pi çarpı arkadaşlar yarıçapımız 12. 12'nin karesi. Açımız 60 derece 60 bölü 360 aldım. Eksi 1 bölü 2 çarpı yarıçapım. 12 çarpı 12 çarpı sinüs alfa yani sinüs 60 dereceydi. Oradan görüyorsunuz. Şimdi 60 bölü 360'tan 6. 144 bölü 6'dan burası 24 pi çıktı. Sadeleştirdik. 12'yi 2'ye böldük 6. Sinüs 60 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. 12'yi tekrar 2'ye böldüm 6. 6 çarpı 6 çarpı kök 3 kaldı. O da nedir? 36 kök 3'tür. Yani oradaki taralı bölgenin alanı 24 pi eksi 36 kök 3 olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğimize bakacağız. O merkezli bir dairemiz var. CAB açısı 45 derece, AC 6 olarak verilmiş taralı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar taralı bölgenin alanı her zaman tek bir kalemde bulamayabilirsiniz. O yüzden mecbur yardımcı olarak bir şeyler bulmalıyız. Mesela ben ne yaptım? OC uzunluğunu oluşturdum. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar bunu çekince bakın 45 derece ise mecbur yarıçap olduğundan dolayı burası da 45'tir. Ve mecburen burası şu anda 90. Aslında bunu C ile B'yi de birleştirirsem ne görebilirdim biliyorsunuz? Çapı gören açı 90 derecedir diye konuşabilirdik. Şimdi 45-45-90 üçgenin özelliğini hatırlayalım. Eğer 90'ın karşısı 6 ise 45'lerin karşısı kök 2'ye oranıydı. 6 kök 2 bölü 2 yapar bu da. Ne yapıyordu? 3 kök 2. Yani siz şuradaki uzunluğu 3 kök 2 yarı çaptan dolayı burasında 3 kök 2 ve burasında 3 kök 2 bulmuş oluyorsunuz. Peki taralı bölgenin alanını nasıl bulacağız? Arkadaşlar farkındaysanız O ile C'yi birleştirdiğim için aslında alanı iki parçaya ayırmış oldum. Birine A diyelim, diğerine de B diyelim. Şu anda benden alan olarak A ve B'nin toplamı istenmiş oldu. Peki A neresi? A arkadaşlar bir üçgendir. Üçgenin alanı ve dik olduğu için çok kolay. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile halledebilirim. Değil mi? Tabanı 3 kök 2 seçtim. Yüksekliği de 3 kök 2 seçtim. Hallettim. Peki B'nin alanı ne? B arkadaşlar bir daire. Ne kadarlık bir daire? 90 dereceyi gördüğünüze göre çeyrek daire. Çeyrek daire neydi? Pi çarpı r kare bütün alanlı bu. Bölü 4 değil mi? Çeyrek daire de böyle bulunuyordu. O zaman cevabımı bulmuş oldum. Bunu düzeltelim. Kök 2 kök 2 2 eder. 2 ile sadeleşir. 9 gelir. Buradan da 3 kök 2'nin karesi 18 bölü 4 sadeleştirsem 9 pi bölü 2 gelir. İşte arkadaşlar aradığımız bölgenin alan olarak ifadesi 9 artı 9 pi bölü 2 olur. Yeni bir sorumuz geldi. AB çaplı bir tane yarım dairede BAC açısı 30 derece verilmiş. AC 12 verilmiş. Buna göre taralı bölgeyi bulur musunuz? Buluruz. Şurada AB çaplı dairede arkadaşlar merkez belirledim. Merkezi O diyelim. Merkezden C'ye bir doğru çekelim. Böyle bir doğru çekince bunun yarıçap olduğunu fark edersiniz. Ama bu da yarıçaptı farkındaysanız. O zaman şöyle oldu. Burası 30 ise ikizkenar üçgenden dolayı burası da 30 oldu. Toplamı 60'tan dolayı buraya da ne kaldı arkadaşlar? 120 derece kaldığını söylemek mümkün. Peki ben taralı bölgeyi nasıl bulurum? Bir daire dilimi görüyorum. Kocaman bir daire dilimi eğer gördüyseniz. O daire diliminden de şuradaki üçgenin alanını çıkaracağım. Daire dilimi, dilimi alanı, eksi üçgen alanı arkadaşlar. Bunu yapacağız. Peki daire diliminin alanı nedir? Pi çarpı r kare alfa bölü 360'tı formülümüz. Pi çarpı, bizim r'ye ihtiyacımız var değil mi? Onu hemen size dışarıda gösterelim. Arkadaşlar bakın 120-30-30 üçgenin özelliği neydi? Bunu defalarca söylemiştik. Eğer kenarlar x ise ikiz kenar olmak zorundaydı. 120'nin karşısı da diğer kenarların kök 3 katıydı.
Şu anda bu soruda kök 3 katı olan yer verilmiş, AC uzunluğu, yani bunun 12 olduğu verilmiş. Bakın 120'nin karşısı olan yer. O zaman bu 12 ise x'i nasıl bulacağım? 12 bölü kök 3 ile bulacağım. Eşitlikle çarpacağım. 12 kök 3 bölü 3'ten ne yakaladım? 4 kök 3 yakaladım arkadaşlar. Neresiymiş? Yarıçapımız 4 kök 3 imiş. Bunu yakaladık. Şimdi daire dilimin alanı pi çarpı r kare, yani 4 kök 3'ün karesi çarpı alfa, yani 120 bölü 360 formülümdü. Üçgenin alanı da kolay bir şekilde gelecek. 1 bölü 2 idi çarpı r çarpı r çarpı sinüs alfa. Yani r çarpı sinüs alfa. Burada 120 derece oluyor. Ve bu işlemi sonuçlandıralım şimdi. 120 bölü 360'tan 3 geldi. Kök 3'ün karesi 3 eder. 3'ler de gitti. 4'ün karesinden sadece buradan arkadaşlar 16 pi cevabı oluştu. Şuraya gelince ise önce sinüs 120'yi de yazalım. Sinüs 120 neydi? Sinüs 60'a denkti. Yani kök 3 bölü 2 olarak kullanabilirim. Bakın 4, 2 ve 2, 4 eder. Sadeleştiler. 4 kök 3 ile 3'ü çarpacağım. Aslında ne yapar? Kök 3 ile kök 3 çarptığınız 3. 3 kere 4'ten 12 kök 3 olarak bulduk arkadaşlar. İşte bizim için taralı bölgenin alanı 16 pi eksi 12 kök 3 olarak ortaya çıktı. Bir başka sorumuza geçtik. O merkezi bir iki tane daire var arkadaşlar. AB burada AB teğet oluyor. Nerede? Küçük daireye teğet oluyor. Aslında aynı zamanda bir kiriştir büyük dairenin. AB 16 verilmiş, taralı daire halkasının alanını bulacağız. Peki bakın şimdi O'dan T'ye bir doğru çektik. Hatırlıyor muyuz? Merkezden kirişe bir doğru dik çekilirse kirişi iki eşit parçaya bölerdi. Burada 16 demişti. 8'e 8 olarak ifade ettim. Peki O ile A'yı birleştirelim. Bu büyük dairenin yarıçapı olan büyük R olsun. O ile T'yi birleştirdiğimde o da küçük dairenin yarıçapı küçük R olsun. Pisagor'u biliyorsunuz, 8'in karesi artı R'nin karesi eşittir büyük R'nin karesi. Bunu karşıya atarsam büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesi de 64 olarak cepte gelir. Peki daire halkasının alanını nasıl bulmuştuk? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkaracağız demiş miydik? Demiştik. Pi parantezine alınca bir bakıyorsunuz ki r kare eksi r kare geliyor. Zaten bulmuşuz. O zaman pi çarpı, bunun zaten değeri 64. Daha doğrusu bizim daire halkasının alanı 64 pi olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir başka örneğimize geldik. Bu örneğimizde şunu dikkat edeceksiniz. Aslında çemberde uzunluk konusunda defalarca yaptığımız örneklerden bir tanesi arkadaşlar. Bunun çözümüne geçelim. Taralı alanı sormuş. İlginç bir bölge taralı alan şu anda, birden bulamayız. Yani basit değil. Şurası 12 OA değil mi? Bu yarıçap olduğunu gören biri buraya da 12 der mi? Der. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Daha önce de yapmıştık. O ile D'yi birleştirirsek bunun da yarıçap olduğunu bildiğiniz için 12 diyebilirsiniz. Buranın 90 olduğunu görelim. 90'ın karşısı 12 ise kesinlikle bir açının karşısı 6 idi, yarısı. Yani hangi açıydı bu? 30 dereceydi. O zaman buraya 60 derece kalır. Aynı zamanda şuradaki küçük açı kısmı da 30 derece olarak belirlenir. Şu ADC uzunluğunu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Eğer 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı neydi? 6 kök 3 diyerek de DC uzunluğunu bulduk. Peki biz taralı alanı nasıl bulacağız? Gerekli bilgiler şu anda oluştu. Arkadaşlar biz bölgeyi iki alana bölmüşüz. Birine A diyelim, birine de B diyelim ve biz aslında alan olarak A ile B'nin toplamını bulmalıyız. Peki A neresi? A bir tane daire dilimi arkadaşlar. Pi r kare alfa bölü 360. Pi çarpı r'nin karesi çarpı alfa bölü 360 olduğunu, bakın söylerken zaten kontrol edin, onu yazarak söylüyorum. B kısmı da, A bir bakıyorsunuz bir dik üçgen, neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile halledilebilir mi? Evet. 30 bölü 360'tan 12, 12'lerden birer tane gitti. 12 pi kaldı ilk kısımda. İkinci kısımda da 3 kere alttan 18 kök 3 olarak gelmiştir. İşte bizim için taralı bölgenin alanı 12 pi artı 18 kök 3 olarak bulduk arkadaşlar. Bir başka örneğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar buradan sonra biraz daha hızlandırılmış şekilde gideceğiz. Çünkü bunlar çok güzel, çok kolay, çok da pratik puzzle soruları gibi olacak. ABCD dikdörtgeni var elimde. AB çaplı yarım dairenin içerisinde görüyorsunuz. E noktasında bir teğetlik var. AB 8 ise buradan bir merkez belirlersek yarıçapların 4 olduğunu söylemek mümkün. Eğer buradan E'ye teğet çekersem ki yarıçaptır, 4 olduğunu görürüm. O zaman bütün kenarları da 4, 4, 4, 4 şeklinde buluruz. Peki nereyi soruyor?
Taralı bölgelerin alanları arkadaşlar. Taralı bölgelerin alanlarını bulmak bu sefer kolay gibi görünmüyor sanki ilk bakışta ama aslında çok kolay. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar puzzle'ın parçasını tamamlamak. Bakın buraya A dediğimi düşünün. Bu bölge, A bölgesi, şu taralı bölge başka bir yerde aynen duruyor. Nerede? İşte arkadaşlar burada. Yani aslında buranın da A olduğunu görmeniz gerekiyor. Buranın A olduğunu görünce ben bu alanı buraya taşımış oldum mu? Oldum. Peki benden o zaman taralı alan olarak nereyi istiyor? Şu anda size gösterdiğim durumu istiyor. Peki bu şekil neye dönüştü arkadaşlar? Bu şekil. Bakın bir üçgene mi dönüştü? Üçgene dönüştü. Çok basit. O zaman zaten dik olduğunu biliyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile 16 bölü 2'den ne bulduk? 8'i bulduk arkadaşlar. Taralı alanların toplamı direkt 8 olarak ortaya çıktı. Çok kolay bir soru oldu. Buna benzer bir iki örneğimiz daha olacak. Şimdi ABCD karesinde BC yarım dairenin çapı olarak ifade edilmiş. Bakın 6 ise her tarafın 6 olduğunu zaten görürsünüz. Taralı bölgelerin alanları toplamı yine görmesi zor gibi geldi. Ama bakın ne yapıyorum şu anda. B ile D'yi birleştiriyorum. Eğer ben B ile D'yi birleştirirsem benzer şeyler görmeye başlayacağım. Sonuçta bu bir kareydi. Tabii ki buralar dik. Ama bakın A olarak tabir ettiğim alanın aynısı bir yerde daha var. Nerede? Puzzle'ın parçası. Al sen bunu buraya getir. Burasının da A olduğunu gör. Yani burayı tara. O zaman benim taralı bölgeler diye ifade ettiğim aslında kısım sadece bir taralı bölge oldu. Yani şurası. Sizin bana alan olarak şurayı bulmanız gerekmekte arkadaşlar. Bu da şu anda karenin dörtte biri. Karenin alanını her taraf 6 olduğuna göre 6 çarpı 6 karenin alanı. 4'te 1'i dedik. 36 bölü 4'ten bu taralı alanların toplamını ne bulmuş oluyorum? 9 bulmuş oluyorum. Çok daha güzel bir soru oldu yine. Bir tane daha. Şimdi DC, BC yarım dairelerin çapları ABCD kare ifadesi az önceki gibi verilmiş. Buraların 8 olduğunu görmek mümkün. Ne yapıyorum? Dikkat edin. D ile B'nin tam ortadan kesiştiği yerden şöyle bir birleşimini sağlıyorum. Bunu yapınca müthiş bir şey oldu gene. C ile de A'yı birleştirdim. Arkadaşlar bakın burası A mı? Evet. Çok benzeyen bir yer daha var. Neresi? Burası. Burası da A. Aslında burası da A. Aslında burası da A. Ne yaptım? Şuradaki A'yı buraya taşımış oldum. Buradaki A'yı buraya taşımış oldum. Peki ne oldu? Ne olduğunu söyleyeyim. Bize alan olarak şuraları taramış olayım. Dışarıdakileri unutun. Bunu unutun. Bunu unutun artık. O zaman taralı bölge arkadaşlar gösteriyorum bakın. Nasıl bir şekil olduğuna iyi bakın. Şöyle yani şekil olarak görüyorsunuz bir üçgen oluştu. DBC üçgeni. Üçgende alan olarak taban çarpı yükseklik bölü 2 ile 64 bölü 2'den 32 bulundu mu? Bulundu. Yine çok güzel, pratik, çözümlü bir soru oldu. Bir tane daha. O merkezi dairenin yarıçapı 6. Buraya 6'yı yerleştirin. Sıkıntı yok. Şimdi bakın burası A mı? Evet. Ama bu A'dan çok var aslında. İstediğiniz kadar görün. Ben bunu şuraya taşıyabilirim. Burası da A. Şimdi buraya taşıdığımı düşünün. Artık hayalinizde burayı unutun. Burası yok. Boş bölgeleri dolu bölgelere taşıyorum arkadaşlar. Bakın burası B olsun. Ama buranın da B olduğunu görün. Yani bunu da buraya taşıyın. O zaman burasını da taramış olduk. Çok güzel oldu. Şimdi altta hiç bunu da unutun. Altta hiç boş bir yer kalmadı. Yani A, B kısmını eledik. O zaman taralı olarak bölge neresi oldu? Bir oluşan yere bir bakar mısınız? Çok güzel oldu aslında. Şu anda A, B, B, A şeklinde. Yani şurası komple taranmış oldu. İyi bakın. Aslında tarayarak gösterebilirim bunu. Şu şekilde oldu. O zaman ne oluştu? Yarım bir daire oluştu. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2'den kurtarılabilir. Pi çarpı 6'nın karesi bölü 2'den 36 bölü 2'den 18 pi'yi cevap olarak bulduk arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Video ile ilgili dokümana videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bizlere sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.